artık şu telefonu açın ya. Şu telefonu açın. Şu telefonu açın ya. Allah rızası için. Allah rızası için şu telefonu açın ya. Hadi Elif, hadi. Abi. Yok 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 yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, cevap vermiyorlar. Bir şey yok. Abi. Sadece ben Elif'e ulaşamadım, tamam mı? Sabahtan arıyorum ama sıkıntı yok. Sadece bakın bir şey sıkıntı yok. İyi iyi iyi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, şey yapma. Sıkıntı yok. Sadece ulaşamadım. Açma. Arıyor, arıyor. Açma. Açma olur, açma olur. Açma. Yok yok yok, yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok ya. Bir şey yok. Bak. Ya Elif. Sabahtan da sizi arıyorum ya, Allah rızası için ya. Ya Allah, bak burada meraktan geberdik, öldük ya. Zafer, başınız sağ olsun. Yaman amcayı kaybettik. Yok ya, sen ne diyorsun ya? Öyle şey olur mu? Sen bana Kafkas'ı versene bir. Yok yok, sen... Bana Kafkas'ı ver, Kafkas'ı. Elif, bana Kafkas'ı. Hayır abi. Abi, abi. 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 Bir can veriyoruz. Ama gerisi bize emanet. Sen bana hocamdan, babamdan kalan en büyük emanetsin. Bunu unutma. Eğer yıkılacak gibi olursan, düşecek gibi olursan koyver kendini gitsin. Ben seni tutarım ayakta, hiç merak etme. Ben yanındayım. Düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim babam. Düşmeyeceğim. Senin oğlun düşmeyecek. Başın sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun Zafer.
Sağ olasın hocam, sağ ol dostlar, sağ olasın. Abi. Abi. Tamam. Bir şey söyleme Kerem. Sonra konuşuruz. Şimdi hocam namaz başlıyor. Ben de merak etme. Gel Zafer. Başınız sağ olsun İzmir. Başınız sağ olsun. Sen hep yanında mıydın? Evet. Canım çok yandım hep. Hayır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, mefta için duaya, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli cemaatim, merhum Yaman Günaltay Beyefendi'ye haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah rızası için El-Fatiha. Zaman değil biliyorum ama Yaman amcanın iletilmesini istediği bir vasiyet var. Öleceğini biliyor muydu? Olacaktı. Mutlaka olacaktı. Ne mutlu bana ki hiçbirinizin acısını görmeden, hiçbir evladımı toprağa vermeden ayrılıyorum aranızdan. Ömrü vefa ederse ameliyat masasında uyuyor olurum. Etmezse kabrimde. Ama öncesinde uğruna yaşadığım aileme, sizlere söyleyeceklerim var. Oğlum, Zaferim. Çok yormuşsun kalbini diyor doktor. Düzensiz hayat koşulları diyor. Sağlıksız beslenme diyor. Hepsi yalan. Bu kalbin niye yorulduğunu biliyorum ben. Çünkü ben kalbimin hakkını veremedim. O dört nala sevdi evlatlarımı
Ben onun izinden gidemedim. İşte bu yüzden tekledim. Ama her gece yastığa başımı koyduğumda... yarın git oğlunun yanına. Öyle bir sarıl ki... keder namına neyiniz varsa sıkışıp yok olsun göğsünüzde dedim. Dedim ama bir türlü beceremedim be Zafer. Kalbimi dizginlemekten yoruldum ben. Siz uyurken gizli gizli gelip saçınızı okşamamaktan... kokunuzu doya doya içime çekememekten yoruldum. Zafer, ama sen yapma oğlum. Olur da günün birinde baba olursan hakkınca sarıl torunuma. Niye biliyor musun? Çünkü evlat sevgisi kalbin lokması Zafer. Yutamadığın yerde benim gibi kendi sevdanda boğulursun işte. Evlatların da Selvi kızımın da sevdiğin gibi korkusuz, yalansız, dolansız, gizlenmeden, saklanmadan sev. Yaman dedelerini anlat onlara. Huysuzluk tekili dersin. Ama canından çok severdi bizi. Tamam mı Zafer? Neslim, sorsalar bana nasıl bir cennet hayal ediyorsun diye... senin yüzünü ilk gördüğüm anı söylerim onlara. Bana gülümsediğin her anı söylerim güzel kızım. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Şimdi sen kendini suçluyorsundur. Evet, nasıl fark edemedim babamın hastalığını diyorsundur. Yalnız bıraktım diyorsundur. Deme be güzel kızım. Sen 7 yaşında küçük kız olmaktan çıktın. Annesi oluverdin, ablası oluverdin. Aşı gücü eli ayağı oluverdin bu iki huysuz adamın. Babam gelmeden odun toplayacağım, soba yakacağım diye zatir olduğun günü hatırlıyorum şimdi. İnan o günkü kadar yanmıyor canım Nesli. O gün korktuğum kadar korkmuyorum şimdi canım kızım. Ne olur Nesli sen de korkma. Ben bu ömrü senin gülüşüne sığdırdım güzel kızım. Ötesi fazlaydı zaten. Heh, mutluyum kızım, mutluyum. Sen de ol. Dileğim o güzel yüzünden ömrümü aydınlatan gülümsemen hiç eksik olmasın. Seni unuttum sanma Fırat. Geç bir itiraf olacak ama sen benim hayal edip olamadığım kişisin. Evet. Ayrıca bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babası. Hep hayalini kurduğum, şampiyonluğun da en büyük adayısın. O kemeri aldığın günü görmek nasip olmadı. Ama alabileceğini bilmek bana yetti. Sen aileni kaybettin ama... bizim ailemizi var ettin evlat. Oğlumun kardeşi, kızımın abisi... bana da yaşarken torun sevdasını yaşatan tek evladım oldun. Seni tanımak şerefti Kafkas. Seninle çalışmak şerefti. Ölmeden söyleyeyim dedim işte. O şeref bana ait hocam. O şeref bana ait. Ben göremedim şampiyon olduğunu ama bir an önce iyileş de... beni gömeceğiniz bu vatan toprağı görsün Kafkas. Senden tek dileğim... bana yaşattığın şerefi bu millette de yaşatma. Bir de paşama. Güneşim sana emanet. Allah'a ısmarladık. Sizi çok seven... ve her zaman sevecek olan babanız... kocanız ve dedeniz Yaman Günaltay. El-Fatiha.
Ben biraz daha burada kalacağım. Hadi. Hadi Serhat. Az da teni. Tanıştığımız günü hatırlıyorum hocam. Yetimhanede bir çocuk var, sürekli kavga çıkartıyor. Önüne geleni dövüyor demişler sana. Eğer boks yönlendirilmezse çok büyük bir serseri olur. Günün birinde de bir köşe başında ölür gider demişler. Sen de soluğu bizim okulda almıştın. Beni kolumdan tuttuğum gibi salonuna götürmek istemiştin. Ben de niye? Yani neden ben diye sormuştum sana. Sen de bana her şeyden önce çok güçlü bir bilek lazım değil evlat. Sevdiklerini sonuna kadar koruyan güçlü bir yürek lazım demiştin. Yani meğer öğrenmişsin önceden ettiğim bütün kavgaları Serhat'ı ve Eylül'ü korumak için yaptığımı. Yani demem o ki hocam, bana emanet ettiğin herkesi, yani ailemi sonuna kadar koruyacağım. Merak etme. Sana çok büyük bir borcum var. O borcu ödeyeceğim. O borcu ödeyeceğim. Dünya şampiyonu olmadan ölmeyeceğim hocam. Söz veriyorum. Patiğin günün birinde belki torunma da geliriz. Nesli. Ne yapıyorsun abicim? Sana sesleniyorum iki saattir. Bak. Babamı
gününde... ...doğum gününde... ...annem annelik hem babalık yapıyordu ya... ...anneler gününü ona aldım... ...hediyelerin notlarını sakladım. Sen niye ağlıyorsun ki? Ha? Niye ağlıyorsun yani? Ben ne babalar gününde, ne doğum gününde hiç hediye almadım biliyor musun? Ya sebebini biliyor musun? Küstün mü? Ona sinirlendin mi fark etsin diye? Ya? Şimdi ben yani... Kimden özür dileyeceğim? Hı? Kimden af dileyim ben? O zaman hiç küsmemiştim.